Gerçekten zaten bu sonuçlarını özellikle geçtiğimiz 200 yılda çok şiddetli bir şekilde verdi dünyada. Bilimin de gelişmesiyle, insanların daha düşünce ufkunun açılmasıyla insanlar düşünmeye başladı. Ve düşünen bir insanın kendisine mantıksız gelen bir inanca uyması çok zor, imkansız. Ve düşünmeden, sadece düşünmeden kabul et, şimdi senin dediğin gibi aile. O insanı çok zora sokan, insanın içini burkan bir o dinin de hak olan kalan kısmını tenzih ederim bir anlayış. Yani bu böyle olmaması gerekiyor. Çünkü din gerçekten derinlik gerektirir. İnsan düşündükçe dinde derinleşir. İnsan düşündükçe Allah'tan korkusu artar. Düşündükçe Allah'a sevgisi artar. Ahireti daha iyi kavrar, ruhu daha iyi kavrar. Ölümü, dünyayı, dünyadaki Allah'ın bize yaptığı testi daha iyi kavrar. Ama düşünmeden burada derinleşmek pek mümkün değil gerçekten. Şimdi İncil'de çok fazla yerde bize Hristiyanlar daha önce sorduklarımızda kendilerine şunu söylüyorlar. İncil'de Hazreti İsa kendisi de, haşa İsa'yı tenzih ederim Hazreti İsa inşallah, kendisi de Allah'ın oğlunu söylüyor, olduğunu söylüyor diyorlar. Halbuki burada geçen söz, iddia ettikleri söz şu, Yuhanna bölümünde. İsa yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Bana uymadan babaya kimse gelemez. Şimdi burada gerçek anlamıyla alınması bunun mümkün değil. Biraz sonra daha derin anlatacağım, açıklayacağım inşallah. İsa diyor ki yol gerçek ve yaşam benim. Yani yol gerçek, Allah'ın şeriatı bu, gerçekten Allah indirdi. Allah'ın vahyiyle olan bir şeriat, buna uyun diyor. Bana uymadan babaya kimse gelmez. Burada Hazreti İsa'nın anlatmak istediği, bana uyun, sizi doğru yola ileteyim. Allah'ın gerçek şeriatına uyun. Allah'ın bağışlanmasını dileyebilirsiniz o zaman. Bağışlanmasını dileyebilirsiniz diyor. Orada yoksa beni takip etmezseniz sadece benimle ulaşabilirsiniz, ben haşa yarı tanrıyım anlamında bir şey söylemiyor Hazreti İsa. Bu tamamen bu şekilde anlaşılması gerekir. Ki kaldı ki bildiğiniz gibi İsevilik inmeden önce Hazreti İsa da Musevi şeriatına uyuyordu. Ve Musevi şeriatında bu çok derin olarak anlatılır. Aynı konu anlatır. Mesela bütün insanları eğer böyle yaparsanız siz de Allah'ın oğlu, Allah'ın kızları olursunuz denir. Burada bütün mesela binlerce, milyonlarca iman eden insan haşa yarı tanrı olacak anlamı gelmez burada. Siz de manen Allah'a yaklaşacaksınız. Allah'ın seçilmiş, övülmüş kullarından olacaksınız. Allah'a yakın kılınanlardan olacaksınız. Allah'ın bağışlanmasına sahip olacaksınız. Bununla müjdelenirsiniz anlamı vardır. Mesela Luka bölümünde Allah'ın de bağışlamasına. Allah'ın bağışlamasını, Allah affetsin inşallah. Luka bölümünde de İncil'de Hazreti İsa şu şekilde söylüyor. Ama siz düşmanlarınızı sevin, iyilik yapın. Hiçbir karşılık beklemeden ödünç verin. Alacağınız ödül büyük olacak. Yüceler yücesinin oğulları olacaksınız. Şimdi burada her bağışlayan haşa Allah'ın oğlu olacak gerçek anlamında söylemiyor bunu Hazreti İsa. Siz Allah'a yakın kılınanlardan olacaksınız. Allah katında dereceniz yükselecek anlamında söylüyor. Çok fazla yerde zaten bu hemen insanın bakar bakmaz tamamını o metnin okur okumaz anlayacağı bir şekilde. O yüzden normalde biz kardeşlerimizi sadece dikkat vererek ve mantıklarıyla okumalarını rica ediyoruz. Zaten tamamını okuduklarında yeni ahitin ve eski ahitin hemen bu gerçekenleri de görecek inşallah. 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 Şimdi ben